Merhaba. Bu videoda sizlere sümbül çiçeğini tanıtmak istiyorum. Yani onun hakkında bildiklerimi size aktarmak istiyorum. Sulaması, toprağı, ne zaman açar, nasıl bir çiçektir? Bundan bahsetmek istiyorum. Ekranda da görüldüğü gibi o kadar güzel görünüyorlar ki bu görüntüsünün yanında bir de mis gibi kokuları var. Şu anda ben onu mutfağa aldım. O kadar güzel bir koku yayıldı ki mutfağa, tüm mutfağı kapladı diyebilirim. O kadar güzel kokuyorlar ve daha keskin de bir kokuları var. Hani onu da söyleyeyim sizlere. Bu sümbül çiçekleri tam da böyle her yer solup gitmişken, kış ayında hiçbir yerde yeşillik yokken, çiçek yokken açıyorlar. Ben en çok bu özelliğini seviyorum. Çünkü baharda her yerde çiçek oluyor zaten, güller açıyor falan. Ama bu sümbül çiçeği hiç böyle çiçekler bitmişken açıyor ve ondan dolayı çok seviyorum. Ben de iç mekanda tutmuyorum. Kapalı bir balkonum var, serin bir yer, soğuk hatta. Oraya bırakıyorum. Neden oraya bırakıyorum? Ben geçen sene aldığımda bu çiçeği o kadar güzeldi, o kadar güzel kokuyordu ki, görüntüsü de çok güzeldi. Hep evin içerisinde durdurdum ve çok kısa bir sürede solup gitti. Ya yani bir hafta, 2 hafta, belki daha da kısa sürede solup gitti. Bunu öyle yapmadım. Hep soğuk bir ortamda, balkonda tuttum. Böyle ara ara içeriye aldım. Böyle kokusunu yaydı. Tekrar geri soğuk yere bıraktım. Soğuk yerde tutarsanız hem çiçekleri, bakın çok güzel çiçekleri var, çiçekleri uzun süre kalacak. Şubat, Ocak ve Şubat aylarında açmaya başlıyorlar. Böyle çiçekleniyorlar. Dediğim gibi bir ay, en fazla bir aya kadar böyle çiçekli kalıyorlar. Daha da uzun sürebilir, çok iyi bakarsanız belki biraz daha uzun sürebilir. Ama kuruyorlar. Kuruduktan sonra ne yapacağız? Önemli olan bu. Kuruduktan sonra arkadaşlar bu çiçeklerimizi sulamayı keseceğiz. Mart gibi kurumaya başlayacaklar. Ondan sonra bu çiçeği sulamayı kesiyoruz. Bu şekilde toprağın içerisinde, bu şu anda soğanlar toprağın yüzeyinde duruyor. Toprağın altında kalacak şekilde bahçede de bu işlemi yapabiliriz. Aslında normalde bu çiçekler soğukta bahçede yetişirler arkadaşlar. Bunu biz çok sevdiğimiz için eve alıyoruz tabii ki. Evlerde beslemeye çalışıyoruz. Bu soğanları toprağın altında sulamadan bekleteceğiz. Ve yaz bitimine kadar sulamayacağız. Ya da sularsak da çok az. Böyle hani soğan eğer çok kuruduysa, çok susuz kaldıysa, onun dışında sulamıyoruz. Çok kurak bir yerdeyseniz belki bir su verebilirsiniz. Nemli bir yerdeyseniz hatta hiç su vermenize bile gerek yok. Öyle kalsınlar. Eğer sürekli normal çiçekleriniz gibi sulamaya devam ederseniz soğanınızı kaybetme riski yaşarsınız. Kaybedebilirsiniz. Eylül ayına geldiğinizde bu soğanlarımızı arkadaşlar nereye alacağız? Buzdolabına alacağız. Yani soğuk görmesi gerekiyor. Ben niye buzdolabını aldım? Bakın, benim daha önce sümbül soğanım vardı. Ben bunu böldüm, parçaladım çoğaltmak için. Bu şekilde kötü oldular, ölmediler, dirilmediler, bu şekilde kaldılar. İşte ben o yüzden bu tecrübelerimi size aktarmak istiyorum. Sonra ben bu küçük böldüğüm, parçaladığım soğanları da buzdolabına koydum. Orada da böyle köklerinden filizlenmeye başladı. Uçlarından da yeşil yapraklar çıkardı. İşte sonra ben bunu saksıya aldım. Biraz bu işlem için geç kaldım ben. O yüzden diyorum, yani ortalama Eylül ayında soğuk bir yere, yani buzdolabına alalım. Hatta eğer birkaç tane varsa birini Eylül ayında alalım, birini Ekim ayında alalım ki böyle bu solduktan sonra bu gelsin. O solduktan sonra diğeri, hani böyle soğuduğu zaman köklenmeye başlayacak, ucundan filiz vermeye başlayacak ve biz onu daha sonra ne yapacağız? Bir ay veya daha da az bir sürede kalabilir, 3 hafta da kalabilir. Onu alıp toprağa yeniden
ekeceğiz bu şekilde ve hafif hafif sulamaya başlayacağız. Normal çiçek sular gibi diğer çiçeklerimizi nasıl suluyorsak o şekilde toprağa kurudukça sulamaya devam edeceğiz ve yapraklarını büyütecek. Daha sonra da bu şekilde ne yapacak? Sümbül tomurcuklarını çıkaracak ve büyümeye devam edecek. Hiç benim yaptığım gibi çoğaltmak için bölüp parçalamayın. Bakın yanından şunun alt bu ben çıkardığım için biliyorum daha öncekileri. Şunun yanında küçük bir soğan var arkadaşlar. O küçük soğanı ayırın ne olacak? Birken iki soğan oldu. O da kendini büyütmeye çalışacak daha sonraları. Burada da yine bakın çoğaltmak için yanında bir yavrusu var. Bakın şurada. Evet şöyle biraz daha. Bakın yanında yine yavrusu var. O da altta yine bir küçük soğanıyla birlikte. Onu ayırın ne oluyor? Bir soğandan iki soğan elde etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde çoğalıyorlar. Sonbaharın başlangıcı olan ayda, Eylül ayında bunu buzdolabına soğuk olması açısından. Çünkü bu çiçekler soğuk yeri seviyorlar. Soğuk olması açısından dolaba koyuyoruz ve orada kökleniyorlar. Ondan sonra sonbaharın Ekim veya Kasım ayında tekrar toprağa alıp sulamaya başlıyoruz. Ocak ve Şubat aylarında da böyle güzel çiçek açıyorlar ve her tarafı mis gibi kokutuyorlar arkadaşlar. Kokuları harika. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın diyorum.